Obezite cerrahisiyle tanışmam 2006 yılı diye hatırlıyorum. Genel cerrahi alanındaki bir sürü deneyim ve yıllardan sonra, ki bunun içinde organ nakli de vardı, obezite cerrahisiyle ilgili benim daha kıdemli bir meslektaşımdan bir öneri almıştım. Başlangıçta birçok insan gibi, bunu yeni duyan birçok insan gibi önyargılıydım. Belçika'da bir kursa katıldım, 6 günlük ve bu kursta dünyam değişti. Çünkü laparoskopik cerrahi, yani kapalı yöntemler o kadar gelişmişti ki artık birçok cerrahi yöntem mide üzerinde, bağırsaklar üzerinde yapılacak işlemin laparoskopik olarak yapılabileceğini gördüm. Bu bana oldukça cesaret verdi ve önyargılarımı azalttı. Daha sonra bu işin sıklıkla yapıldığı yer olan Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim ve burada daha uzun bir süre kaldım. Yaklaşık 6 ay. 2007 yılının sonlarıydı. Burada bu konunun uzmanlarıyla tanışma fırsatı buldum. Daha önemlisi bu cerrahiyi uygulamış kişilerle tanıştım. Üzerinden 10 yıl, 15 yıl geçmiş hastalarla tanıştım. Onlar beni cidden çok ikna etti. Daha sonra New York'taki büyük hastanelerde bu konunun uzmanı olan kişilerle görüşerek ameliyatlarına katıldım. Ve onlarla birlikte klinik toplantılar, seminerler, diğer kongreler hepsine katılma fırsatım oldu. Obezite cerrahisi tek bir parça değil, sadece ameliyat değil, bir bütün. Bunun içinde sadece bir cerrah yok, endokrinolog var, dahileci var, diyetisyen var, psikolog var ve bunların birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Hiçbiri tek başına kilo problemi olan bir hastaya yardımcı olamıyor. Psikolog olmanız yetmiyor, cerrah olmanız yetmiyor. Ayrıca kilo problemi olan bir insanın dünyasını anlamanız, onun yaşadıklarını hissetmeniz gerekiyor. Bunun için bu konuda meraklı, ilgili insanların bir ekip halinde bir araya gelmesi gerekiyor. Benim hayalim de Türkiye'ye döndüğümde bunu yapmaktı. Hala hayalim. Elimden geldiğince bunu oluşturmaya çalıştım. Bu sitemizi gezerken birçok videoda ekibimizden birçok kişiyle tanışacaksınız. Biz hala işin başındayız diye düşünüyorum. Her ne kadar bu cerrahiyi belki de en çok uygulayan ekiplerden biri olmamıza rağmen hala işin başında olduğumuzu düşünüyorum. Obezite cerrahisine inancım aslında çok basit bir temele dayanıyor. İnsanın kilo vermesi için yapması gereken tek şey var. O da diyet. Başka bir yöntemi yok bunun maalesef. Spor buna yardımcı, daha sağlıklı olmamızı sağlıyor. Fakat diyet. Yani az yemek zorundayız, az kalori almak zorundayız. Bunu da normal midemizle, bu iştah dürtümüzle yapmamız neredeyse imkansız. Tabii ki yapabiliyoruz 1 ay, 2 ay, 3 ay. Fakat bunu ömür boyu sürdürebilmemiz neredeyse imkansız. Onun için obezite cerrahisinin temelde bize verdiği sinirim sistemimizin gıda alım kapasitesini azaltarak, yani daha Türkçesi midemizi küçülterek daha az gıdayla doyar hale gelip diyet yapabilen bir birey olmamız. Bu sayede zayıflıyoruz. Bu çok mucizevi bir şey değil. Temeldeki diyeti destekleyen bir araç aslında bu teknikler ve bunları iyi kullanırsak ve ekibimizden kopmayarak psikologumuz, diyetisyenimiz, biz hemşiremiz, koordinatörümüzle birlikte bizlerden kopmayarak bu işi sürdürürseniz başarılı olmamız için hiçbir sebep yok.